Merhaba arkadaşlar. RFID kartı ile yapmış olduğum robotumu sizlere tanıtacağım. Bu videomuzda robotumuzun devre aşamasını, programını ve çalışma mantığını sizlere anlatacağım. Umarım hoşunuza gider. Videoma başlamadan önce bir duyuru yapmak istiyorum. Bu videoyu sosyal medyada paylaşıp linkini bize mail olarak atan arkadaşlarımıza ilk seçilen arkadaşımıza bir adet Arduino seti, ikinci arkadaşımıza RFID kartı, diğer arkadaşımıza da Arduino Uno göndereceğiz. Tabi sıralaması nasıl olacak? İlk seçilen arkadaşımıza set, ikinci arkadaşımıza Arduino kartı, üçüncü arkadaşımıza bir adet RFID kartımızı göndereceğiz. Gerekli şartlar açıklamalar kısmında yayınlanacaktır arkadaşlar. Bunu kenara bıraktıktan sonra robotumuzu anlatmaya başlayabiliriz. Robotumuz beyaz bir zemin üzerinde veya ışığı yansıtabilecek bir zemin üzerinde çizilen siyah bandı takip eder ve bu bant sayesinde arkadaşlar yoluna devam eder. Yoluna devam ettiği sürece yolda bulunan 3 adet RFID, yani şu mavi olan sensöre denk gelir. Geldiği zaman ise durur. Bunu nasıl yapacak? Hemen onu söyleyelim. Telefonumuza program indiriyoruz. Bu program sayesinde telefonumuzla Bluetooth aracılığıyla bağlantı kuruyoruz arkadaşlar. Burada Bluetooth cihazımız burada. Bu bağlantıyı kurduktan sonra robotumuza örneğin 3 tane durak demiştik ya, bu duraklara isim verelim. Ben şu şekilde verdim. Hani bu bir kamyona benzettiğim için Arçelik, Beko ve Vester olaraktan duraklara isimler verdim. Yani aslında isim verdiğim kart bu. Anlatabildim mi? Yani bundan 3 tane var şu an elimde. Ve telefondan Arçelik dediğim zaman robotum çizgide ilerlerken kartların üzerinden geçer ve kontrol eder. Arçelik burası mı? Eğer burasıysa, yani geldiği kartın ID'si Arçelik ile eşleşiyor ise robotum orada durur. Eğer değilse robotum çizgiyi takip ederekten durağın aramaya başlar ve devam eder. Bu şekilde robotumu tasarladım. Robotum bu şekilde devam ediyor. Yani şeyden, telefondan yönlendirebiliyoruz. Gideceğimiz durağı telefonla robotumuza söylüyoruz arkadaşlar. Ve robotumuz da Arçelik'in, Beko'nun, Vestel'in hangi durakta olduğunu bilerekten o durağa gidiyor ve duruyor. Yani sırası önemli değil. Örneğin Vestel ilk denemenizde birinci sırada olurken ikinci veya üçüncü denemenizde bu sıraları değiştirebilirsiniz. Yani farklı bir robot, farklı bir çalışma oldu. Hemen gelin devre aşamasına geçelim. Devre aşamamızda bir adet RFID kartı, Bluetooth sensörümüz var, L293D motor sürücümüz var arkadaşlar. Ve bunları yönünü sağlamak için de iki adet motor kullandık. Ön tarafta şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ön tarafta sarhoş tekerimiz var. Arka tarafta iki adet motorumuz var. Yani dizaynı bu şekilde. RFID kartını bu şekilde alt tarafa sabitledik ki zemine yakın olması için kartın üzerinden geçecek. Tekrar şemamıza geldiğimiz zaman gözümüze çarpan 4 adet pil. Bu piller buradaki pillerdir arkadaşlar. Bu pillerimiz motor sürücüyü besler ve motor sürücü sayesinde motorlarımıza güç gider. Yani 4 adet pil motor sürücünün sadece 8. bacağına bağlanır. 9 voltluk pilimiz ise Arduino besler. Arduino içerisinden bize 5 volt ve 3.3 volt almamızı sağlar 9 voltluk pilimiz. İkisini neden bir kullanmadım derseniz, Bluetooth sensöründe bazen motorların güç çektiği zaman ve pildeki akım azaldığı zaman Bluetooth'ta kopmalar yaşanıyor. O yüzden bu şekilde ayrı ayrı piller kullandım. Sonra ön tarafta şekilde alt tarafta arkadaşlar, şöyle göstereyim. Alt tarafta 2 adet CNE sensörleri var. Bu sensörler sayesinde robotumuz yolunu bulmaktadır ve yoluna devam etmektedir. CNE sensörleri bildiğiniz üzere zemine bir ışın gönderir. Eğer beyaz zemindeyse ışınımız yansıyarak gelir, siyah zemindeyse ışınımız gelmez. Bu durumu kontrol ederekten CNE70 sensörleri bizlere bir çıkış verir. Bu çıkışı ben bu robotta dijital bir çıkışa bağladım. Daha doğrusu dijital girişe bağladım o çıkışı.
Tabii bunu analog girişe bağlayıp programı o şekilde tasarlayabiliriz. Başka size anlatmam gereken Bluetooth'u cihazımızı, sensörümüzü diyeyim artık ne derseniz 5 voltta beslerken direkt RFID kartımıza 3,3 voltta beslemek değil arkadaşlar. Ondan sonra motor sürücümüzde 293D'nin diğer lojik gerilimlerini direkt Arduino üzerindeki 5 volttan alıyoruz. Yani motor sürücü sadece 4 tane uç ile kontrol ediyoruz. Bunlar da hangi uçlara bağlı hemen bakıyoruz. 3, 4, 5, 6. uçlara bağlı. 7. ve 8. uçta CNE sensörlerin çıkışları var. Diğer uçlarda ise RFID kartımızın girişleri ve çıkışları var arkadaşlar. 2 adet LED burada gördüğünüz üzere. 2 adet LED'imiz, 1 adet buzzer'ımız var. Devre şemasında da gözüküyor zaten. Hemen diğer şemamıza geçelim. Bu şemaları hazırladım sizler için. Abi, şunu unutmuşum arkadaşlar. Dikkatli arkadaşlar görecektir. Burada CN70'in toprağına bağlamamışım. Bu 2-3 birbiriyle kısa devreyken aynı zamanda birbirleriyle de kısa devre olacak ve bu direktmen toprak hattına yani buradaki C hattımıza gelecek. Onu da belirttikten sonra devam edelim. Robotumuzu sipariş verip istediğiniz zaman size devre şeması, programın orijinal yazılımı, yani robotun orijinal yazılımı gönderilecektir ve adım adım çekilmiş fotoğraflar da gelecektir. Yani siz yapmak isterseniz de destek veririz. Yani desteğimizi veririm arkadaşlar. Devre şemasını anlamadığınız bir yerler varsa da yardımcı olmaya çalışırım. Şimdi bir programa bakalım biraz. Evet. Programda direkt ben başladık arkadaşlar kütüphaneleri tanıtmaya. Bunlar bizim parametrelerimiz. Yani ikaz diye byte'lık bir bilgi atayacağız. Yani Arduino'nun ikinci bacağında ikaz diye bir değişkenimiz var. 3, 4, 5, 6. bacaklarına isimler veriyoruz böyle arkadaşlar. Ne demek oluyor? Biraz önce de söylemiştim ya. 3. 4. 5. ve 6. bacaklar. Yani nerede onlar? Hemen şöyle gelelim. Burada bakın. 3, 4, 5, 6. Bunlar nereye gidiyor arkadaşlar? Motor sürücüye gidiyor. Değil mi? Biz de 3, 4, 5, 6'yı motor sürücüye gidecek bacaklar olarak ayarladık. Diğer alt tarafta ise sol CN'ye ve sağ CN'ye diyerekten 2 adet değişkenimiz daha atandı. Sonra programa RFID komutunu yazaraktan başlıyoruz ve dediğim gibi 3 tane durağımız var arkadaşlar. Bu 3 tane durağı siz çoğaltabilirsiniz yani programa müdahale edebilirsiniz. Şu şekilde ben 3 adet kartı okuttum. Arçelik, Beko ve Vestel diyerekten isimler verdim. Her kartın, örneğin bu kart Arçelik olsun dediğim kartı okutup bu numarasını Arçelik adlı değişkene atadım. Bu ayarı yaptıktan sonra alt tarafa geçebiliriz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz 3 adet değişken Bluetooth artık değişkenim diyeyim satır, program satırı Bluetooth cihazımızın ayarlar için gerekli olan satırlar. Ondan sonra ne oldu orada bu kayma oldu. Hemen şöyle yapalım tamam. Geldik setup kısmına. Hemen şöyle inelim. Evet. Şimdi motor sürücüyü tetikleyecek olan Arduino'dan gelen uçlar çıkış olacak ki motor sürücümüze bu çıkışlar giriş olarak girebilsin. Onun için sol ileri, sol geri, sağ ileri, sağ geri bunlar çıkış arkadaşlar. CNE'mizin çıkışı Arduino'muza bir giriş olsun. Giriş olması için sol CNE'ye ve sağ CNE'ye biz giriş olarak atadık. Hani keza İkazda da ledler ve buzzer'ı da çıkış olarak atamak durumundayız. Hemen kısaca geçiyorum. İlk başta programımız ilk başladığı zaman program ilk başladığı zaman arkadaşlar ledler örneğin ne demişiz? 20 milisaniye, 200 milisaniye sön, 75 milisaniye yan. 200 milisaniye sön, 75 milisaniye yan demişiz. Bunlar da dedikten sonra programın asıl bölümüne geldik arkadaşlar. Burada sol CN'ye ve sağ CN'nin kaçıncı uçlara bağlandığını Arduino'muza söylüyoruz. Söyledikten sonra diğer işlem Arduino'muzu
Yani robotumuzu telefon ile birleştirmeye geldi. Bunu nasıl yapıyorduk? Bluetooth cihazımızdan. Bluetooth cihazında arkadaşlar komutumuz şuradaki komuttur. Tamam mı? Şuradan şöyle alalım. Evet. Buradaki komuttur. Bu komut sayesinde telefon ile Bluetooth sensörünün bağlantısını kurduktan sonra komutumuzu yazıyoruz ve bu komut şunu söylüyor arkadaşlar. Bir veri alındı mı? Bluetooth cihazına bir veri geldi mi? Sürekli bunu sorguluyor. Neyle? While döngüsüyle sürekli bunu sorguluyor arkadaşlar. Eğer bir ses veya bir veri tespit edilmiş ise, tamam mı? Ne diyor? Tespit edilmiş ise döngüden çık. Eğer bir ses tespit edilmiş ise döngüden çık. Peki nereye çıkacak? Telefonda uygulamayı kurduktan sonraki bazı arkadaşlarımız biliyordur. İşte Arçelik dediğimiz zaman ekranda zaten Arçelik yazısı çıkacaktır arkadaşlar. Telefonumuzun ekranında. Ve bu çıkan yazı bizim buradaki yazılarla eşleşmesi gerekiyor. Örneğin burada lamba dedik. Tamamıyla birebir lamba yazması lazım. Yani baş harfinin büyük olması önemli değil ama tamamen lamba yazması lazım. Örneğin lamp falan kabul etmiyor. Burada ne atadıysak telefonumuzda da aynen onu söylemek zorundayız. Neyse telefonumuza lamba dediğimizi varsayalım. Direktmen if karşılaştırıyor. Eğer ses lamba veya lamba yak ise lamba satırına dallan diyor. Direktmen buradan lamba satırı nerede arkadaşlar? Aşağı doğru iniyoruz. Sola ortala dedi. Lamba. İşte direktmen buraya geleceksin. Program. Buraya geldiği zaman hemen ne yapıyor? Lamba ne demek yani? Buradaki iki lamba ve buzzer'ı aktif hale getir. 50 milisaniye yak, 60 milisaniye kapat. 50 milisaniye yak, 60 milisaniye kapat. Bunları bu şekilde yaptıktan sonra arkadaşlar buraya gelir. Burada program biter. Bittiği an program otomatik olaraktan tekrar en başa çıkar. Tamam mı arkadaşlar? Tekrar nereye gelir? Buraya gelir. Tekrar program buradan başlar ve bizden tekrar bir ses komutu girmemizi ister. Bu şekilde program devam ederken biz gelin Arçelik'i, Vestel'i ve Beko'yu inceleyelim. Hemen telefondan Arçelik dedik. Tamam mı arkadaşlar? Arçelik'e git veya Arçelik dedik. Hemen program ne yapacak? Arçelik butonuna zıplayacak. Hemen Arçelik tarafına geçelim. Şuradan seçelim Arçelik'i. Bir saniye. Burası Beko'ymuş. Burası Arçelik. Bakın program direktmen buraya dallandı. Tamam. While döngüsüyle işleme başlıyoruz. Çünkü neden while döngüsü? Bizim robotumuz Arçelik adlı istasyona gelene kadar sonsuz bir döngü içerisinde olsun. Ve istasyona geldiği zaman sonsuz döngüden çıksın. Evet, sizlere bunu anlatmaya çalışacağım. İlk başta buradaki satırlar ile RFID kartımızın alınan bilgilerin her seferinde sıfırlamamız gerekir. Yani ardın içerisinde her seferinde sıfırlamamız gerekir ki bir karışıklık çıkmasın. Diğer işlem burada bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Diğer işlemimiz robota ilk başta ben şunu yaptım. İlk önceliğin durağa gelip gelmediğini kontrol etmesi için programı yazdım. Ama programda bir hata çıkıyor. Şu şekilde hata çıkıyor. Robot ilk başta durağı kontrol ettiği zaman arkadaşlar sağ sol yaparken çok aşırı sağ sol yapıyor ve yoldan çıkmasına sebep oluyor. Bunun için öncelik yol, ikinci öncelik ise durak olarak programı o şekilde ayarladım. İlk sorgulatmam gereken sensörler çizgiyi ortalamış mı? Yani çizgi sensörlerin ortasından mı geçiyor? Ne demek oluyor? Sol CN'ye low, sağ CN'ye low. Yani ne demek? Sağdaki ve soldaki CN'ler beyaz alanda mı? Yani beyaz alandaysa bize sıfır bilgisi gelecek. Siyah alandaysa bize bir bilgisi gelecek arkadaşlar. Eğer ikisi de beyaz alandaysa robotumuz düz gidiyor. Eğer ikisi farklı alanlardaysa, biri beyazda biri siyahtaysa ona göre robotumuz kendini beyaza doğru çekiyor arkadaşlar. Bunları yaparken her seferinde bunları sorguluyor. İşte ilk başta çizgi ortada mı diye sorguladı. Değilse çizgi sağında mı diye sorguladı. Değilse çizgi solunda mı diye sorguladı.
Ondan sonra bu şekilde sorgula sorgula adım adım gidiyor arkadaşlar. Diğer sorgulayacağı şey ise bir kart okudun mu? Bakın onun programı da burada. Bir kart okudun. Eğer okudun ise bu karttaki bilgileri Sernum adlı bir dataya kaydet arkadaşlar. Zaten bizim burada ilk başta yaptığımız şey oradaki bilgileri silmekti arkadaşlar. Nerede? O bayağı çıktık. Şuradaki işlemde o bilgileri her seferinde silmekti. Neyse kart okundu. Okunan kartın bilgilerini kaydet. Kaydettikten sonra bu kartın telefondan biz Arçelik dedik ya. Bu kartın Arçelik durağı mı, Arçelik'le tanımlı olan kart mı olup olmadığını kontrol etmek için for döngüsüne ihtiyaç duyuyoruz. For döngüsünde i değişkenimiz var. Bu değişken 5'e kadar değer alacak ama 5 olmayacak. Yani 0'dan 5'e kadar gidecek. Ne yapıyor? 4 farklı değişken alıyor yani. 5 olmadığını farz edersek 0, 1, 2, 3, 4. Bu şekilde sorgulama yapıyor. Her seferinde şimdi ilk numarayı 0 atadı. İkinci numarayı 1 atadı. Üçüncü numarayı pardon. Evet, üçüncü numarayı 2 atadı. Yani şu şekilde bizim burada tanımladığımız nerede? Biraz daha yukarı çıkacağım. Geçtik mi? Göremedim. Geçmiş. Evet burada. Şimdi birinci numara, ikinci numara, üçüncü numara, dördüncü numara, beşinci numara. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi orada da örneğin i sıfırdan başladı ya. Burası sıfır, bir, iki, üç, dört olarak kabul ediyoruz. Her i bir arttığı zaman buradaki numara ile tamam mı arkadaşlar? Direktmen bizim burada okunduğu zaman sisteme kaydeden numarayla karşılaştırıyor. Yani buradaki numarayla karşılaştırıyor. Bunu 4 sefer yapıyor. Şimdi 5 pardon 5 sefer yapıyor. 5 tane numaramız var ya. Bu numarayı ilk başta birini karşılaştırıyor. Doğruysa ikincisini karşılaştırıyor. Doğruysa üçüncüsünü karşılaştırıyor. O da doğruysa 4 ve beşincisini karşılaştırıyor. Yani şu şart sağlanmaz ise for döngüsü sürekli karşılaştırıyor arkadaşlar. Şimdi gelin durak orası olmadığını gösteren yani karşılaştırma doğru değilse 1'den 5'e kadar sayıları karşılaştırırken eğer içlerinden bir tanesi uyuşmaz ise durağımız orası olmadığı anlaşılıyor. Bunun anlaşıldığı zaman ne yazılır? Bilgisayar ekranımıza durak burası değil yazısı çıkacak ve direktmen Arçelik devam sekmesine dallanması gerekiyor. Şimdi burası önemli. Arçelik devam sekmesine dallandığı zaman bu sekmenin while döngüsünün dışında bir yerde olması lazım ki sonsuz döngüden programımız çıkabilsin. Bunun için de arkadaşlar direktmen nereye dallanacak? Arçelik devam. Pardon. Arçelik devam şeyi while'in içerisinde olması lazım. Çünkü durak orası olmadığı için while'in içerisinde dönmesi lazım. Özür dilerim. Düzeltiyoruz hemen. Arçelik devam kodunun while döngüsünün içerisinde kalması lazım. O da burada arkadaşlar. Nerede? Arçelik devam. Bu süslü parantez while döngüsünün sonlandığı parantezdir. Arçelik devam ise while döngüsünün içerisinde kalıyor. Yani buraya dallanıyor direktmen ve program tekrar while'den devam ederekten çizgiyi kontrol ediyor. Sonra durağa gelip gelmediğini kontrol ediyor. Eğer tekrar bir durağa geldiği zaman tekrar aynı işlemleri yapıyor program içerisinde while döngüsü sayesinde tekrar bir durağa geldi. Tekrar numaraları kaydetti arkadaşlar. Bu sefer Arçelik durağı orası olsun. Şimdi 5 sefer bu sorgulamayı yaptı ve her seferinde içerisindeki numarayla Arçelik'e tanımlı olduğumuz numaraların şeyleri, sayıları birbirini tuttu arkadaşlar. O zaman ne yapacak? Programımız buraya hiç girmeyecek. Yani şu if döngüsü hiçbir zaman çalışmayacak. Direktmen program alt satıra atlanacak. Alt satıra atladığı zaman yani direktmen buradan başlayacak. Buradan başladığı zaman İlk başta bizim motorları tamamıyla sıfırlamamız lazım ki robotumuz dursun. Robotumuz burada duruyor arkadaşlar. Sonra lamba yanıyor. Bir saniye. Bir saniye lamba sönüyor. Yani robotumuz duraktayken 2 saniye bekliyor. Yani sürekli bekliyor ama size o 2 saniyede komut da verseniz almayacaktır. Çünkü 2 saniye bekleme süresi tanıdım. Şimdi bekledikten sonra robotun ne yapması gerekiyor? Ta programın en başına yani. Validen kurtulup programın en başına gidecek. Ve bizden yeni bir komut bekleyecek. Bunun için de Arçelik dur. Yani direktmen Arçelik dur satırını atlayacak. Arçelik dur satırı nerede? Burada.
Bu neydi? While'in kapanma paranteziydi. Ve bakın Arçelik burada while'in dışında arkadaşlar. Direkt ben buraya gelecek. Ve program burada da biteceği için bize en başa dallanacak arkadaşlar. Programımız da bu şekilde çalışmaktadır. Programla ilgili başka diyeceğim bir şeyim yok arkadaşlar. Robotumuzun tasarımı da bu şekilde, hemen kısaca göstereyim. Arduino Uno kartımızı içeri yerleştirdim. Hemen şuradan çıkaralım. Böyle biraz da süsleyeyim dedim. Bir saniye. Tamam, şunları şöyle kenara koyalım. Evet arkadaşlar. Arduino Uno kartım ön tarafta. Arka tarafta pil, Bluetooth sensörüm, yani cihazım. Bu ne? RFID kartımız. 2 adet motor kullandım. Sağında ve solunda. Ön tarafta sarhoş tekerim var. Sarhoş tekerin hemen sağında ve solunda CN70'lerimiz var arkadaşlar. Robotun tasarımı da bu şekildedir. Dediğim gibi bir çizgi üzerine gidecek. Ve duraklara geldiği zaman, durağa geldiği zaman durakta duracak. Hemen bir videosunu çekeyim. Yani çalışmasını göstereyim sizlere. Ondan sonra... Evet arkadaşlar. Robotumuzu deneme aşamasına geldik. Baştaki durağımız Beko. Bir sonraki durağımız Arçelik. Ve hemen arkasındaki durağımız da Vestel duraklarıdır. Robotumuza telefonumuzdaki bu uygulamadan komutlar vereceğiz. Arçelik, Beko, Vestel diye. Robotumuz da o duraklara gidecek arkadaşlar. Bu duraklarda sanki sevkiyat yapıyormuş gibi bekleyecek. Hemen Beko diye başlayalım. Beko. Evet, Beko durağımız da durdu. Diğer durağımız olan Arçelik'e gönderelim. Arçelik. Arçelik durağımızda durdu. Şimdi şöyle yapalım. Vestel durağını atlayarak Beko'ya gelelim. Bakalım Vestel durağını atlayacak mı? Beko. Vestel durağımızı geçti. Şimdi Beko'da durması bekleniyor. Evet, Beko'muz da durdu. Şimdi Arçelik durağını atlayalım ve Vestel'de durmasını isteyelim. Vestel. Evet, robotumuz bu şekilde çalışmaktadır arkadaşlar. Lamba dediğimiz zaman lambası yanıyor arkadaşlar. Diğer özellikleri ise robotumuz bir Beko'ya gelsin. Beko. Beko'da dur. Sol yola gir. Şimdi oldu. Bu şekilde soldaki yola dönüyor arkadaşlar. Ama bu çok döndü. Yani şu şekilde dönmesi lazımdı. Sol. Sol. Vestel. Robotumuz budur. Teker seçiminde biraz hata yaptık. Normal başka tekerim vardı ama bunları kullandım nedense. Yolda giderken biraz kaymalara sebep oluyor. Değişik bir robot yapmak için böyle bir fikir geldi aklıma. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Yorumlar bölümünden bana ulaşıp robot hakkında merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.